Cumhurbaşkanı Joe Biden'ın bugünkü açıklamasında 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesinin ardından Amerika'daki Türkler Türkiye konsolosluğuna toplandı. Arkamda da gördüğünüz gibi. İşte buna karşılık Ermeniler de Amerika'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin önüne yürüyerek 1915 olaylarını protesto ediyorlar. Amerikan Cumhurbaşkanı Joseph Biden'ın demeci hepimizi üzdü. Maalesef hukuka ve tarihe dayanmayarak biz iç siyaset yaptı ve Türk-Amerikan toplumunu harcadı. Maalesef yakışmıyor bu. Ama bu bir başlangıç. O başlangıç nedir? Burada bu konuyu hukuk zeminine getirmemiz gerekiyor. Ve buradaki uzmanlar, bilir kişiler, tarihçiler olması gerekiyor. Kongredeki parayla seçilen milletvekilleri değil, Cumhurbaşkanı olarak parayla seçilen Cumhurbaşkanlığı değil. Burada önemli şey rule of law dediğimiz hukuk ve kuralına göre hareket edilmeliydi. Bu çok bir adaletsiz bir açıklama olup hesap edilen Prezident Biden tarafından. Ona göre ki bu tarihi hadisedi. Biz de tarihi çok güzel, o bölgenin tarihini çok güzel bilirik. Tarihi böyle diyerek tam değişmiş şekilde siyasi yolla muhtelif seçici kampanyalara pul vermeklerle özleri böyle bir açıklamalar ve böyle bir kararlar kabul ettirirler Amerika siyasetçilerde. Çok yazıklar, yani çok teessüf olsun ki bu sistem böyle işleyir. Necə ki 2. Qarabağ savaşında, 2. Qarabağ müharibəsində Türk qardaşlarımız bizim yanımızda yer almışdılar. Bugün de biz onların yanında yer almışıq və burada toplaşaraq öz etirazımızı bu qərara qarşı etirazımızı bildiririk. Bu yıl Joe Biden soykırım ifadesini kullandı. Tabii ki bu sözde soykırımın Türkiye tarafında bir hükmü yok. Yani yok hükmünde. Bu kararı vermesinde Ermeni lobileri, Rum lobileri, onun dışında Vice President Kamala Harris'in rolü, aynı zamanda Senato'nun geçtiğimiz yıl tanıması, Temsilciler Meclisi'nin bastırması, aynı zamanda Joe Biden'ın bunu söylemesine sebebiyet verdi.